260 FETÖ'cü personel belirlendi, operasyon hazırlığı yapıldı ancak bunu öğrenen darbeciler harekete geçti ve o kanlı darbe girişimi yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ mensubu subaylara yönelik operasyon hazırlığındaydı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, FETÖ soruşturmaları kapsamında Genelkurmay Adli Müşavirliği ile irtibata geçmek istedi. Savcılıktan Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne gönderilen tam 78 müzekkere yazısında yanıt verilmedi. Savcılıkta bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İzmir İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerine operasyon talimatı verildi. 16 Temmuz'da gözaltı işlemi yapılması için 260 şüphelinin iş ve ev adreslerinin belirlenmesi için de yazışmalar sürdü. Bunu öğrenen FETÖ mensupları da operasyon başlatılmadan 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 260 kişilik 16 Temmuz 2016 tarihli operasyonunda çok dikkat çeken isimler de vardı. O isimlerden biri de Ali Yazıcı'ydı. Ali Yazıcı'nın görev yaptığı yerlerde müzekkereler içinde yazıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın son görevinin o listede yer almaması dikkat çekti. Ali Yazıcı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasında hem de sözde yurtta sulh konseyi davasında ayrı ayrı yargılanmaya başlandı. İhanet sarmalı içinde yer alan ve Türkiye'ye yurt dışında ihanet eden askeri ateşeler ile ilgili hazırlanan iddianamede de dikkat çeken detaylar yer aldı. O isimlerden biri de Pakistan askeri ateşesi Ahsen Süren'di. Süren'in bana mesaj atıldı, darbe yapıldı, kolluk yetkisi bana geçti. Sabah gelip büyükelçiliği teslim alacağım diyerek elçilik personeline haber gönderdiği ortaya çıktı. İddianamede Ahsen Süren'in ismi darbe sanığı Cemil Turan'ın bilgisayarında Cumhurbaşkanı Yaver aday listesinde de çıktı.